Herkese selamlar dostlarım. Ben Anıl Yılmaz. Bugün sizlerle beraber Valorant oynayacağız kardeşlerim. Hatta Valorant'ta sizlere bir şeyler göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki en baştan beri ben Valorant oynayan bir insanım. Daha çıktığından beri videolarımız da vardı ama çok fazla tepki vermediniz o zamanlar ama son zamanlarda özellikle de yorumlarda çok görüyorum. Abi Valorant çek Valorant çekti. Ben de Valorant'a başlayan kardeşlerime de başlamakta olan kardeşlerime 3-5 tane bilgi vereceğim. Bunlar yararlı olacaktır kardeşlerim. Ve biliyorsunuz ki Zula videolarımız devam edecek tabii ki ama Zula'da büyük bir kayıp yaşanıyor. Oyuncular, e-sporcular, tuber'ler kardeşlerim. Şimdi birçok tuber'in anlaşması var ama arka planda Valorant oynuyor mu şu anda bilmiyorum ama birçok e-sporcu kardeşimiz Valorant oynadığını biliyorum. İsim vermek istemiyorum ama gerçekten çok büyük oyuncular hatta %80'i kadar Valorant oynuyor kardeşlerim. Ya yakın bir zamanda Zula'da büyük e-spor kayıpları olabilir. Valorant'a geçebilir bu takımlar ya da hem Zula hem Valorant devam edebilir. Özellikle Yakut'tan örnek verim. Yakut biliyorsunuz ki Zula'yı bıraktı, e-sporu bıraktı, Valorant'a yöneldi. Muhtemelen Valorant'ta e-sporcu olmaya çalışacaktır. Ya da ee, Yakut'un olduğu Zula e-spor takımı. Valorant'a da bir e-spor takımı açıp oraya Yakut'u koyabilir kardeşlerim. Ve Von Zula'yı bıraktı mı? Ondan hakkında bilgim yok ama çok söylenti var. Bilenler yorumlara yazsın. Ben de Aytek'e sorarım bakalım ne olacakmış. İnşallah hem Zula da büyür hem Valorant da büyür ama gidişat şu anda Zula maalesef iyi değil. Ve sizlere güzel bir örnek daha verin. Hatta bu bir müjde olsun. Yakında sabotaj adı altında bir Türk oyunu çıkıyor. Zaten e, bu oyunu biliyorsunuz. Yakında bir spoiler vermeyeceğim ama oyun nasıl olacak hep beraber göreceğiz kardeşlerim. Videosunu da çekerim inşallah. Videomuza like atın. Abone olun kardeşlerim. Bu emeklere boşa çıkmasın. İnşallah bol bol like atarsınız. Bu arada kardeşlerim boğazımda biraz böyle kurulanma var. Kusura bakmayın. O yüzden konuşmalarımda sıkıntı olursa. Şöyle oyuna güzel bir güncelleme gelmiş. Karakterler gördüğünüz gibi böyle daha seçici olmuş. Efektler gelmiş. Desenler gelmiş. Ee, ve şimdi sizlere bildiğim karakterleri tanıtmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki ben en çok Reyze alıyordum kardeşlerim. Şimdi Reyze ne yarar? Şimdi sizlere bir göstereyim. Bu arada oyunda CS:GO mantığı var. B'ye bastığınız zaman silahları oyunda işte para kazanarak alabiliyorsunuz. CS:GO'nun aynısı kardeşlerim. Ee, şimdi E'ye bastığım zaman bu karakterin bir özel özelliği bomba atmak. Şimdi her karakterin ayrı özelliği var. Aslında en basit karakter bu. Q'ya bastığım zaman bakın bu çanta dostlarım Şöyle düşünün. Hem uzaktan bomba yani C5 gibi düşünün. Hem de çantayı şöyle yere attığınız zaman tekrar Q'ya bastığınızda sizi zıplatıyor. Şu anda eğitim modunda olduğum için sınırsız bir şekilde bunları kullanabiliyorum. Tabii ki de oyunda böyle sınırsız kullanamıyorsunuz. Parayla alıyorsunuz tekrardan. Bakın Q'ya attım. Zıpladım mesela yukarı bir yere çıkabiliyorum. Mesela şuraya çıkabiliyor muyum? Bakayım. Yok çarpıyor. Şimdi bununla fazla uğraşmayacağım. Sizlere birazdan daha detaylı gösteririm zaten. Ve bir de bunun kardeşlerim şöyle bir ee, yürüyen C5'i var. Mesela bunu attınız ya. Düşmanı gördüğü zaman saldırıyor kardeşlerim. İyi de hasar veriyor. Bakın tekrar şurada göstereyim hatta. Atış poligonuna gelelim. Burada gösterecektir. Böyle yapalım. Bakın dostlarım şimdi orada karakter belirdi ya. Bakın bunu attığım zaman gördünüz mü? Üzerine atladı ve patlattı. Ve bir de ultisi var. Ulti her zaman dolmuyor. Bunu e, maksimum oyunda 4-5 kere kullanabiliyorsunuz. Eğer dolarsa bu da çok büyük hasar veriyor. Bu karakterin başlıca özellikleri bunlardı kardeşlerim. Şimdi başka bir karaktere geçeceğim. Ee, daha zor karakterler de var. Mesela en çok tercih edilen karakterlerden bir tanesi benim bence benim tahminimce oyunun en yararlı karakteri bu kardeşlerim. Ee, Sova e, bunun en büyük özelliği biliyorsunuz ki can tazeleyebiliyor. Hem kendi canını hem de takım arkadaşının canını tazeliyor. Şöyle bakın E'ye bastığım zaman eğer bizim takımdan biri varsa onun canını bu şekilde tazeleyebiliyorum. Şimdi takım arkadaşım olmadığı için herhangi bir hareketlenme yapmıyor ya da X'e bastığım zaman mesela bizden biri mi öldü? Bu ultisi kardeşlerim. X'e bastığım zaman onu tekrardan canlandırabiliyorum. Diğer karakterin ultisi nasıldı? Bundaki ulti bu. Bence bütün e-spor yani Valorant e-sporlarında her takımda bir tane bu karakterden olacaktır. Ve çok güzel bir özelliği de var. Bakın kardeşlerim bu da Yere attığınız zaman mesela bunun üzerine geldiniz ya yavaşlıyorsunuz hızlı yürüyemiyorsunuz. Yani bir slow mod getiriyor. Bir güzelliği daha şöyle C'ye bastığınız zaman bakın dostlarım set kurabiliyorsunuz. Mesela bombayı kurdunuz. Hem burada hem burada kapı var. Şimdi bunu kurduğunuz zaman bayağı güçlü bir set kuruyor kardeşlerim. Adam bunu kıramıyor kolay kolay. Siz mesela buradan çok kolay gelen rakipleri öldürebilirsiniz. Bunu da kırılması için de bayağı böyle bakın bir ateş etmeniz gerekiyor yani e, isterseniz bunu sadece bunun için değil kendinizi böyle kaldırada biliyorsunuz. Bakın mesela spoiler almak için örnek verin buradan daha gördüğünüz mü? Daha uzakları görebiliyorsunuz. Şu anda e, bunu sınırsız normalde kullanamıyorsunuz. Ben e, eğitim modunda olduğum için şu anda sınırsız koyabiliyorum gördüğünüz gibi dostlarım ama normalde böyle koyamıyorsunuz dediğim gibi. Bu karakterin de özellikleri bunlardı. Gerçekten güzel özellikler. Aslında şöyle F1'e bastığınız zaman bütün karakterlerin özelliklerini gösteriyor kardeşlerim. Ee, Valorant'ı indirdikten sonra mutlaka böyle bir e, eğitim moduna gelin. Bunları görün. Bakın şimdi sizlere biraz e, az önceki Sova demişim. Sagi'ymiş. Bir de Sova'yı göstereyim. Bu da kardeşlerim e, rakip takımın yerini belirleyebiliyorsunuz oyunda. Mesela şu E'ye bastığınız zaman bu oku attınız ya Rakip takımdan birisi varsa onun nerede olduğunu gösteriyor. Bakın botlarda işe yarayacak mı tekrardan daha detaylı görürsünüz. Bakalım şöyle attığım zaman bakın botları gösterecek mi? Bakın buldu mesela gördünüz mü bak. İlk botu buldu ama e, normalde bulduğu zaman haritada o bot görünüyor kardeşlerim haberiniz olsun. Şurada bir tane daha bot olması lazım bunu daha detaylı gösterir. Bakalım attım. Yok bunlar da işe yaramıyor sadece şeyde işe yarıyor maalesef. Keşke hepsinde işe yarasaydı. Ve bu karakterin bir özelliği daha drone gönderebiliyorsunuz. Bakın bu drone'u gönderip rakip takımın nerede olduğunu görüp gerekirse şu mesela fareniyle adama ateş edip nerede olduğunu gösteriyor. Duvar arkasında bile olsa nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ve dostlarım bir de bunun ultisi var tabi. Ultisi de mesela bunu sıktığınız zaman aynı anda 2-3 kere sıkabiliyorsunuz. Duvarın arkasında birisi varsa... Çok büyük hasar veriyor ama bence en kötü ulti bu karakterin ultisi. Ve Q'ye bastığınız zaman da mesela bu ok attınız ya. Adama hasar veriyor. Eğer orada varsa mesela bakın. Etrafına hasar veriyor. Eğer birisi varsa. Bu karakter de güzel bence. Eğer oyuna yeni başlayacaksanız mutlaka bu karakteri alın. Çünkü biraz daha kolay. Ee, ilk olarak bu karakter açılmıyor. raid açılmıyor. Biraz oynamanız gerekiyor. Ee, şu karakter bence yeni başlayanlar için çok ideal kardeşlerim. Çünkü bu kadar karmaşık değil. Ee, bunları kullanmak biraz daha zor. Mesela Phoenix'i e, kullanmak çok zor kardeşlerim. Aslında zor değil ama taktik bir karakter. Mesela Q'ya bastınız ya flash atıyor. Bu flashla kendi takım arkadaşlarınızın gözünü kör etmemeniz gerekiyor. Yani bunu biraz böyle alıştırmanız gerekiyor. Eğer kendi takım arkadaşınıza atarsanız bu flashı adam size küfür eder kardeşlerim. O yüzden mutlaka böyle bir atıştırma modunda deneyin. Ondan sonra bu karakteri kullanın. Ee, e, Q bunun özelliği de özelliğiydi. E'ye bastığınız zaman mesela bak hem buraya bir ateş atıyorsunuz ya. Bu ateşi kendinize gelirse canınız tazeleniyor. Rakibe attığınız zaman da baya bir canını yiyor açıkçası. Yani hızlı düşürüyor. Ve bu karakterin ultisi ultiyi bastığınız zaman bak şu ortadaki şey dolana kadar eğer ölürseniz ulti bastığınız zaman tekrardan doğuyorsunuz kardeşlerim gerçekten güzel bir özellik ve bir de bunun ateş perdesi var onu da dostlarım Q ile değil de bakın C'ye bastığınız zaman şöyle bir ateş perdesi kaldırabiliyorsunuz bu da çok işe yarıyor gerçekten örnek veriyorum mesela buradan karşıya geçeceksiniz takım sizi kesiyor bakın bunu kaldırdınız adam sizi görmeden geçebilirsiniz ve bu ateşin içine gelirseniz de canınız tazeleniyor gerçekten güzel ve dostlarım bir de jet karakteri var Adı üstünde hızlı bir karakter. E, hızı e, tabii ki de sürekli böyle hız olmuyor. Sadece özel yeteneğini kullandığınız zaman. Örnek veriyorum E'ye bastığınızda. Bakın hızlı gitti gördünüz mü? Bakın E'ye bastım. Mesela Q de bunu havaya yükseltiyor. Tekrar E'ye bastım. Çok hızlı bir şekilde yön değiştirebilirsiniz. Mesela adam. Burada diyelim kardeşlerim. Adam mesela sizi gör, gördüğü anda hop, hızlı bir şekilde geçip ölmeyebilirsiniz. Ya da e, yükselip direkt adamın yanına böyle yüksekten de gidebilirsiniz. Tabii de bunu... Sürekli kullanamıyorsunuz. Ben şu anda atıştırma modunda olduğum için sınırsız tekrardan söylüyorum. Bakın bu şekilde özelliği var. Ve dostlarım e, ultisi de bıçaklar çok etkili. Farenin birinci tuşuna bastığınız zaman tek tek atıyor. Olur da farenin ikinci tuşuna basarsanız hepsini birden atıyor. E, ve dostlarım bir özelliği de bakın bu e, C'ye bastığınız zaman geliyor o da. Bakın şimdi bir dakika. Sis atıyor. Şu anda ultide kaldı ultisini kapatalım. Kapat kardeşim. Ultiyi kapatamadım. Sınırsız olduğu için bukta kaldı. Neyse önemli değil. C'ye bastığınız zaman sis satıyor işte. Bakın bir özelliği de bu. Böyle sis atabiliyorsunuz. Ve dostlarım bu karakter de bu şekildeydi. Tekrardan diğer karakterlerden göstermem gereken bir şey olursa zaten biliyorsunuz şu karakter yeni gelmiş. Tam özelliklerini bilmiyorum. O yüzden sizlere göstermek istemedim. Eee başlıca karakterler bunlardı. Ee, bu Brimstone da çok kullanılıyor kardeşlerim. Bunlar taktik karakterler. Bakın e, bu karakterle mesela C'ye bastığınız zaman yere bunu attığınız zaman size ekstra güç veriyor. Ya da Q'ya bastığınız zaman bakın buraya mesela bir bazuka atıyor. değil de bomba atar diyelim. Ve E'ye bastığınız zaman aslında bunun en büyük özelliği bu. Örnek veriyorum. Direkt rastlayacaksınız. Takımın göreceği yerleri kapatırsanız örnek veriyorum. Bakın dostlarım 3 tane atabiliyorsunuz bundan. Direkt oraya sis indiriyor. Bu karakterin en büyük özelliği bakın. Hem bu kapıyı kapattım hem o kapıyı kapattım. Hızlı bir şekilde rush atabiliyorsunuz. Dediğim gibi dostlarım bu oyunu oynamadan mutlaka ve mutlaka e, bu özellikleri yapın kardeşlerim. E, bakın bir işte e, takıldığınız bir konu daha var. Nişangah mesela. Buradan nişangahı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an nokta yapmaya çalıştım ama pek de çok nokta yapamadım. Ama yine de noktaya yakındı bakın buradan özelliklerini değiştirebilirsiniz bakın şurada gösteriyor zaten benim ayarlarıma bakın eğer beğendiyseniz ona göre yapabilirsiniz buradan noktayı büyütüp biraz daha küçük yapabiliyorsunuz şöyle iyi bence biraz daha küçük olursa aynen çok küçük oldu bu sefer de görünmüyor yani tam böyle ayarlarımı bir türlü yakalayamadım İsterseniz nokta değil de başka bir şey de yapabilirsiniz burada bakın atıştırma yapabilirsiniz İlk başta bunu yapalım e, yani nişangah hassasiyetini... Pardon bakın dostlarım adamlar öyle bir özellik getirmiş ki Buradan isterseniz Nişangahını hızlandırıp şey yapabiliyorsunuz Burada mesela düşmanları öldürebilmek için Güzel bir atış poligonu. her Öldürdüğünüzde biraz daha fazla geliyor Bence bu silah çok güzel çok değişik silahlar da var bakın böyle mesela bunları da kullanabilirsiniz Bunlar biraz troll silahlar Benim tahminimce en güzel silah şu Ve Vandal bu da çok güçlü kardeşlerim Vandal da Kafaya tek atıyor Gerçekten güçlü bir silah. Ee, ama şu da benim en çok sevdiğim silah diyebilirim. Pontum. AK-47'ye benziyor. Ee, Vandal da AK-47 gibi ama çok tepiyor kardeşlerim. Biraz da böyle isabetli kullanmanız gerekiyor. Hafif makinalılardan da şu ve e, bir de tüfeklerden. Bu da çok kullanılan silahlardan. Bu da oyunda çok görüyorum dostlarım. Çok alıyorlar özellikle bunu. Eğer paranız yoksa bunu alabilirsiniz. Bu da çok güçlü. Şu da dostlarım. E, Sniper'ın Benzeri tek tek atıyor çok güçlü ama biraz adam vurmak zor açıkçası bununla ama e, çok güçlü hasarı var 7 mermi alıyor sanırsam ya da 12 mermi alıyormuş şu anda sınırsız mermisi ama oyunda böyle sınırsız değil ve e, scoot var tekrardan kafaya tek atıyor ve avp var dostlarım bu da çok güçlü gerçekten eğer sniper oynuyorsunuz iki kere yakınlaştırabiliyorsunuz ve çelik yelek mutlaka alın kardeşlerim her oyunda eğer paranız varsa. Çelik yelekte çok etkili özellikle. AWP'yi ben çok seviyorum özellikle. Kafaya tek atıyor ve e, zaten gövdeye tek atıyorum bilmiyorum ama çok güçlü kardeşlerim. Scoot da kafaya tek atıyor. Eğer kafadan vurabilirseniz çok daha hızlı AWP'ye göre ve daha seri. Bence Sukut da oynanabilir ama e, AWP varken tabi biraz daha zordur. Her elde kafaya vuramazsınız. Eğim olayı biraz sıkıntılı kardeşlerim yani kolay değil. Bu karakterin ultisini göstermedim. Ultisi de aynı bomba atar gibi yukarıdan cehennem yağdırıyor. Eğer kendime gelirse benim de canım yiyor. Bakın görüyor musunuz? Bu şekilde. Bakın tekrar göstereyim. Bakın tam üzerime ulti atayım. Canımın nasıl azaldığını görün. Dur üzerime atamadı. Bakın rakip takımda aynen bu şekilde ultiyi yiyince böyle oluyor. Bakalım. E, full öldürüyor mu ona bakalım. 100 canı olan bir insanı öldürecek mi? Mesela şu an benim yüz canım var. Ultiyi yedim. Bakalım. Evet öldürüyor kardeşlerim. Ultinin içinde kalırsanız. Bugünlük buraya kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet